Merhaba, üroloji uzmanı Erdem Akkaya. Ben bugün size prolaktin nedir, erkeklerde ne gibi bu problemler yaratır, bununla ilgili kısa bir video sunum olacak. Prolaktin en çok bilinen özelliği kadınlarda laktasyon dönemi dediğimiz, yani emzirme döneminde kadının süt salgılamasını sağlayan en önemli hormonlardan birisidir. Erkeklerde hem yüksekliğinde hem azlığında problemler yaratabilir. Prolaktin hipofiz bezinden salgılanan bir hormondur. Erkeklerde yüksekliğinde özellikle cinsel isteksizlik ve kısırlık gibi problemler yaratır. Bu seviyelere baktığımız zaman prolaktinin 100'ün üzerine geçtiğini görmekteyiz. Bu normal sınırların bayağı üstünde oluyor. Normal sınırlar 13 civarında. 100'ün üzerindeki seviyelerde hastalarda hipofiz bezinde adenom dediğimiz küçük bezler, yani hipofiz bezinin içerisindeki küçük alanlarda büyük miktarda prolaktin üretildiğini görmekteyiz. Burada hastalar prolaktin yüksekliğine bağlı tedaviden çok hızlı bir şekilde cevap almakta. Özellikle puberto döneminde ise yani erişkin çağı varmamışsa da peniste büyüme tedaviyle beraber sperm üretmeye başlama gibi hemen düzelme sağlar. Erişkin döneminde ise prolaktin yüksekliği bu hastalarda da cinsel isteksizlik ve sperm kalitesinde çok hızlı bir düzelme, sperm sayısında çok hızlı bir düzelme tespit ediyoruz biz. Sıkıntı arada kalan hastalarda. Arada kalan yüksek ama normal seviyelerden daha yüksek ama 100'ün altında olan hastalarda adenom tespit edilemiyor. Bu hastaların hepsinde şikayet olmayabiliyor. Bir kısmında şikayet oluyor. Yapılan yayınlarda bu arada kalan hastalarda bir tedavi protokolü oluşturulmuş değil. Ve şu andaki teknolojide de normal yüzün üzerindeki belli bir büyüklükten sonraki adenomlar tespit edilebiliyor. Belli bir seviyenin altındaki adenomlar zaten tespit edilemiyor ama ben en iyi gelişen MR teknolojisiyle bunu da ileride tespit edeceğini düşünüyorum. Bu teknoloji de hızlı gelişiyor. Çünkü prolaktin yüksekliği olduğu zaman gonadotropin dediğimiz FSH ve LH seviyelerinde düşme oluyor. Bu seviyelerde düşme sonucunda FSH'da sperm üretiminde, LH'da da testosteron seviyelerinde bir düşme, uzun vadede tabii ki cinsel isteksizlik ve sperm sayısında bir bozulma, aynı zamanda prolaktinin beyindeki serotonin seviyesini arttırma, dopamin seviyesini de azaltma gibi bir özelliği daha var. Bu da cinsel isteksizliğe neden oluyor ki zaten cinsel ilişki sonrası kanda prolaktin seviyesi bakıldığı zaman prolaktin seviyesinin arttığı da ortaya konmuş. Yani bir cinsel dolgunluk hissi sağlıyor. Her iki nesle de sağlıyor. Hem kadında hem erkekte. Özellikle kadınlarda prolaktin meme emzirme döneminde yüksek seyrettiği için hem kadın hamilelikten korunmuş oluyor hem de cinsel isteksiz bir dönem yaşıyor. Ne zaman emzirme bittiği zaman cinsel isteksizlik de ortadan kalkıyor. Aynı zamanda prolaktinde prolaktin havuzu denilen bir test var. Prolaktin havuzu testinde makro prolaktinemi, yani prolaktinin diğer formları da değerlendiriliyor. Burada amaç prolaktin seviyesi yüksek hastanın ama acaba yalancı bir pozitiflik mi var? Yani prolaktin aslında diğer formları mı yüksek? Diğer formları yüksekse, hastada semptom yoksa, şikayet yoksa herhangi tedavi yapmaya gerek yok tarzında yaklaşımla hastalarda değerlendirilebiliyor. Ama makro prolaktinin varsa hastada şikayet de olabiliyor hastalarda. Bu tedavisi birazcık daha karışık olan bir durum. Burada daha klinik değerlendirmeler devam ediyor prolaktin havuzuyla ilgili. Onun dışında erkeklerde dediğimiz gibi en çok yarattığı sıkıntı cinsel isteksizlik ve kısırlık problemi. O yüzden biz bu iki şikayetle gelen hastada mutlaka ve mutlaka prolaktin seviyelerine bakıyoruz. Neden yükseliyor peki prolaktin? Birçok sebebi var. Kafa travması, antipsikotik ilaçlar, immün sistem hastalıkları, karaciğer hastalıkları, guatr hastalıkları, stres. Bunlar son sebebe yönelik tedavilerle düzeltilebilir prolaktin seviyeleri. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.